bu bir adi dava değil, alacak verecek kavgası, namus kavgası değil. Bu tam bir planlı bir siyasal cinayet. Nasıl FETÖ'cüler Hrant Dink'i öldürdülerse burada da bir siyasi cinayet, siyasi sahipleştirme çok açık. Tetikçiler çok önemli değil o anlamda. Şöyle önemli değil, yani esas yaptıran irade burada önemli. Kamu vicdanı esasında bu konuda belli bir kanaate varmış vaziyette. Yani sorumlu, duyarlı olan, orta zekalı her vatandaş bu işin arkasında nasıl bir siyasi tezgahın, kumpasın veya kastın olduğunu az çok sezebiliyor. Bu sadece kayıda geçip hükme bağlanmamış vaziyette. Tabii öbür taraftan yargının hali perişan. Bağımsız ve tarafsız yargı hepimize lazım derken, hukuk devleti herkese lazım derken, AKP iktidarının hukuk devletini yok ettiğini, yargıda yok o tarikatın adamları, yok bu partinin adamları. Yani bizim bir yargıda işimiz olsa kimin eline düşeceğimiz, hangi tarikat çetecisinin eline düşeceğimiz veya hangi bilmem parti militanının karşısında oturacağımızdan büyük bir endişe duyuyorum. Onun için Türkiye bütün hukuk endekslerinde perişan vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanı İspanya'da gazetecileri azarlıyor ama Türkiye bir hukuk devletidir diye, Türkiye bir hukuk devletinden çok uzak konumda. Bakın yani böyle bir davanın başsavcısının ya da açığa çıkaran savcıyı alıp da tecili rütbe sayılan bir göreve nasıl atarsınız? Ne derler? Tavşana kaç tecili rütbe demezler mi? Bir yandan Ayşe Ateş'i kabul ediyor, ona sevgi, şefkat, ilgi gösteriyor. Bir yandan normalleşme diye aynı şeyleri Sayın Özgür Özel söylüyor. Bir yandan da MHP'nin her dediğini yapıyor. MHP zaten biliyordu bunun böyle olacağını. Bir blöf yaptı. Az önce Sayın Ömer Çelik başka bir kanaldaydı. Biz ara verince ona baktım. Ömer Çelik diyor biz zaten CHP'li ittifakla yapamayız. Evet. MHP'le kardeşiz, kankayız. Işte. Yani ben biraz karikatürize ediyorum. Böyle şeyler söyledi. Yani MHP ile AKP'nin ayrılması erken seçim demektir. Bunu ne AKP ister ne MHP ister bence. İstemezler mi? Yani istemezler derken AKP'nin istemeyeceği daha sanki ortada da acaba MHP'de istemez mi şartlar bu şekilde ilerlerse? Bakın Evren Hanım şu olayda gölgeler, işaretler kimi gösteriyor? Bahçeli bir dönem başarılı oldu. 12 Eylül sonrası çeteleşen, mafyalara bulaşan, Çek Senet mafyasına giren bir takım işte o ülkücüleri bilmemleri tasfiye etti ve partiyi hukuk devleti ilkeleri içinde vurdu kırdı şeyinden uzak, mafyalaşmış, çeteleşmiş yapılardan uzak bir hale getirerek herkesin takdirini topladı. Bize takdirdik doğrusu. Ama şimdi aynı olayların yeniden hortlamasının MHP'ye de siyaseten çok ağır bir gölge ve şaibe düşüreceği aşikar. O yüzden o da çok rahatsız bundan. Bir toplumun önünde tiyatro oynanıyor. Yargıya talimat veriliyor, siyasi cinayet örtbas edilmek isteniyor ve tüm kamuoyu, yani daha doğrusu duyarlı kamuoyu, ekmek derdinde olan, bilgi alamayan, medya karartması altında haberlere ulaşmakta zorluk çekenleri ayırıyorum ama biraz sorumluluk duygusu olan, biraz merak eden, biraz takip eden herkes için bu çok net bir karar, bugün siyasal cinayettir. Ve Türkiye'de hukuk siyasallaştırılmıştır, perişan olmuştur. Onun için normalleşme sürecinde hukuku siyasallaştırmış bir siyasi partiye kardeşim sen önce hukuku düzelt demek lazım. Evet. Sen şu yolsuzluklardan vazgeç demek lazım. Tarikatlarla, bilmem siyasi parti militanlarla, AKP'de ilçe başkanlığı, bilmem yöneticiliği yapmış insanları hakim yaparak hukuk bağımsız, tarafsız bir yargı sağlanabilir mi? Adalet mülkün temeli olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla Türkiye esasında hiçbir şeyde tam bir yere varamamasının temel sebebinden birisi de demokratik layık hukuk devleti ilkelerinin hepsinden uzaklaşmasıdır. Layıklıktan da uzaklaştı, hukuk devletinden, ilkelerinden de uzaklaştı. Dolayısıyla demokrasiden de uzaklaşıyor. O yüzden bunun artık su götürü tarafı yok. Yani, peki şunu sormak istiyorum. Şunu sormak istiyorum. AKP MHP'ye mecbur mu? Kesinlikle mecbur. Yani mecbur, başka çaresi yok. Yani bunun sonu erken seçim. AKP için erken seçim siyasi intihar olur yani. Ne yapabilir başka türlü AKP? Yani şu anda bütün anketlerde, bütün bağımsız araştırma kurumlarının şeyine bakıyoruz. Ortalamanı alsanız, baksanız çok net bir şekilde CHP'de yukarı iğme devam ediyor. Seçim sonu, yani 30 Mart başarısından sonra CHP'deki şey durmadı yani. Ama az ama çok bir yükseliş trendinde, AKP tam tersine. Sonra da çelişki yaşıyor. Ben ne dedim az önce? Hani maçlarda burnuna yumruk giyip sersemleyen boksörlere kroke durumu derler. Siyasi sersemlik yaşıyor. Tayyip Erdoğan çıkıp
kitlelere konuşamıyor. Milli irade nutukları atamıyor. Ne yapıyor? Bakanlar memurları topluyor. Bakan da demez. Onlar bakansa biz değiliz yani. Memurlarını topluyor. Naklen TRT'ye yayınlatıyor yandaş medya. Ya da işte İl Başkanlığı'nı topluyor. Ya da resmi törenlerde, açılışlarda filan konuşuyor. Siz 3 ayda Tayyip Erdoğan halkın karşısına ben milli iradeyim, halk arkamda filan diye nutuklar attığını duyabildiniz, duyamadınız. Yani tam bir tersi... strateji, yani bu hani sersemledi dediğiniz noktada mı? O zaman kazanmaya çalışıyor. Sersemlediğiniz, zaman kazanmaya çalışıyor. Bir yanda MHP'ye mecbur ama diğer yanda hem Özgür Özel'le görüşüyor, hem Sinan Ateş'in eşiyle görüşüyor, hem Akşener'le görüşüyor. Yani iki kollu bir yoldan mı yürüyor, bir tercih yapabileceği? Bence şaşkın. Yani AKP şu anda... 22 senenin hem yorgunluğu hem yıpranmışlığı var hem de seçim sonuçlarının yarattığı büyük bir sersemlik içinde, yani siyasi sersemlik içinde demek istiyorum. Bu siyasal sersemleme içinde bana göre yolunu şaşırmış vaziyette. Bir o yana bir bu yana, hani şaşkın türkü şarkısı vardı rahmetli Erkin Koray'ın. Evet. Bir o yana bir bu yana savruluyor bence. Herkes AKP'den çok şeyler bekliyor, işte bunun planı var, mutlaka kumpası var. Hiçbir şey yok, ben size söyleyeyim. Amerika'nın verdiği yol haritası vardı başta. İşte çözülme sürecini başlattı. Megri Megri diye hükürdüler. FETÖ, HDP hep beraber. O masayı başlarına yıktık, bölünme anayasasını. Şimdi kaldılar ortada. Şimdi tutturmuş sivil anayasa diye bir federasyon anayasasını kimle yapacak? CHP'yle mi yapacak? CHP buna onay verir mi? İyi Parti buna onay verir mi? MHP de veremez. Dolayısıyla bana göre sivil anayasa gündem değişimi veya yol haritasını da yapamayacak. Yani Amerika'nın beklediği şeyleri de yapamaz hale gelecekler zaman içinde. Onun için zaten birisi gidiyor bilmem Çin'de biz BRICS'e gireceğiz diyor. Öbürü diyor ki biz AB'ye tam üye olacağız diyor. Biz NATO'dan vazgeçmeyiz diyor. Yani şimdi hem BRICS'e gireceğiz hem NATO'nun üyesi olacağız diyen bir siyasal anlayışın çok planlı, çok aklı başında işler yaptığını söylemek mümkün mü? Bu bir politikasızlık mı bence? Ben öyle görüyorum. Yani iç siyasette değil, dış siyasette de bir şaşkınlık dönemi geçiriyor diyorsunuz AKP. Tabii efendim, yani bakın ya, yani bugün Sırbistan Devlet Başkanı 3-4 ay sonra savaş başlayacak diyor. Un, şeker, petrol stoklarımızı tuttuk diyor. Medvedev'in açıklaması, bunlar bu işe kalkarsa diyor dünyanın en çok balistik ve nükleer şeye sahip, silaha sahip ülkesine stratejik olarak yok etmeye kalkan Avrupa diyor. Ya hayallerinin şeyine gömülür. Kendileri, yani çok ağır bir tehdit var. Şu anda dış politikayı izleyen arkadaşlarımız, ki siyaset bilimci arkadaşımız da var aramızda. Onlar da yakıyor. Ben bugün şoka girdim. Yani normal ciddi bir siyasetçinin, devlet adamının, dış uluslararası ilişkilercinin bugünkü tweetleri ya da açıklamaları gördüğü zaman Sırbistan'ın şunun bunun ve Medvedev'in uykusu kaçan insanın. Avrupa neredeyse savaş tamtamı çalıyor. Ben BRICS'e gireceğim diyorsun hala. NATO'nun cephe ülkesi olmak üzeresin. Haberin yok. 500 milyonluk ordudan bahsediyor NATO Genel Sekreteri. Türkiye bunun neresinde? Tavşana kaçtığınızı yatıp diyerek ne kadar götürebilecek politikayı? Bu konuda ben endişeliyim. Onun için burada kendi kendimizi bir tiyatral biçimde oyalamanın anlamı yok. Çok ciddi bir konjonktürde, çok ciddi bir jeostratejik konumda, çok ciddiyetsiz bir politikayla karşı karşıya. Ekonomide de böyle. Dış politikada da böyle maalesef. Tabii bu hukuk değerinden uzaklaşmanın ağır bedeli maalesef. Peki. Sayın Tanju Tosun'a dönmek istiyorum ve pek çok görüşme yapılıyor Sayın Tosun. O görüşmeler birbirine girdi, iç içe girdi. O görüşmelerden sonra yapılan açıklamalar, havada uçuşan tehditler, bir diğer yandan yumuşama siyaseti, süreci geçiriliyor iddiası. Siz bu yaşananları Türkiye siyaseti için nasıl bir dönem olarak değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, MHP'nin de bütün bu süreç içinde kendisi adına kurguladıkları bir strateji var. Yani bunlar rastgele yapılan görüşmeler ya da bu görüşmelere rastgele bir karşı çıkış değil. AKP cephesinden bak.